Arkadaşlar merhaba. Bugün de sizlere Hotmail'deki Outlook, Hotmail, Microsoft'un mail sistemlerindeki işte depolama alanınızın dolduğuna dair son zamanlarda çok uyarılar almaya başladık. İşte depolama alanımız şu anda ekranda da görmüş olduğunuz gibi bir uyarımız var. Ne diyor burada? Depolama alanının %99'unun dolu olduğunu, işte e-posta gönderip gönderemeyeceğimize dair bir uyarı gelmekte. Peki bunun sebebi nedir arkadaşlar? Biz ne yapıyoruz? Genellikle kullanıcılar ne yapıyor? İşte bu mail ekranında bunları gör görmez ne yapıyoruz? İşte gelen kutusu gönderilmişler filan hepsini ne yapıyoruz? Tek tek silmeye çalışıyoruz. Sildiğimiz halde yine buradaki şu aşağıda da görmüş olduğunuz gibi depolama kısmındaki 5 GB ücretsiz biliyorsunuz Hotmail'in verdiği bize 5 GB bir alan var. Bunun işte bilmem yüzde kaçının dolu olduğuna dair bu uyarıyı bir türlü gönderemiyoruz. Peki ne yapabiliriz arkadaşlar? Bu uyarıyı yapabilmek için, düzeltebilmek için çözümümüz nedir? Şunu öncelikle bilmenizi istiyorum değerli arkadaşlar. Gelen giden postaları silmeniz bu depolama alanını açacağınız anlamına gelmez. Depolama alanını kullanan Hotmail'in yani Microsoft'un diğer unsurlarına da göz atmanız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de nedir? OneDrive yazacaksınız Google'a. OneDrive yazdıktan sonra bakın OneDrive kişisel bulut depolama alanı dediğimiz bir alan var. Bu 5 GB'ı bize Hotmail veriyor Microsoft ama Microsoft bu 5 GB'ı hem mail tarafında hem de OneDrive tarafında bize kullanıma sunuyor. Biz isteyerek veya istemeyerek farkında olup olmamak bilmiyorum artık nasıl olduğunu bilmiyorsunuz. Bir OneDrive kullanıcısı olduysanız ve oraya da dosyalarınızı yüklediyseniz bu alan, bu 5 GB'lık alan bir anda doluyor. Yoksa gelen giden mailleriniz 10 sene boyunca kullandığınız bir Hotmail değilse imkanı yok dolmaz. 5 GB'lık bir alan böyle çok büyük dosyaları zaten gönderemiyorsunuz. Maillerde 30 MB, 40 MB sınırı var. Yani dolması çok imkansız. Peki bunu ne dolduruyor biliyor musunuz? Google'a yazın OneDrive. Şu siteye girin. Microsoft'taki OneDrive kişisel bulut depolama alanı yazan siteye girin. Karşınıza bu ekran gelecek. Bakın burada dikkat edeceğiniz önemli bir husus. Genellikle burası bizi yanıltıyor. Hotmail.com'dayım ya da Outlook.com'dayım. Sağ üstteki kullanıcı ismim nedir arkadaşlar? Şu. Geldim buradan arama yaptım. OneDrive.com'a girdim. Buradaki kullanıcı ismim ne? O da aynısı. Burada farklı bir isim, burada bir farklı bir isimse yaptığımız işler işe yaramayacak. Bu ikisinin bu sitedeki ve bu sitedeki isimlerin, mail adreslerinin aynı olduğuna dikkat edin. Geldik OneDrive tarafına, dosyalarım kısmına geliyoruz. Dosyalarım kısmında bakınız benim şurada bazı programların, bazı dosyaların bu OneDrive'da yer kapladığını görebiliyorum. %99 dolu olduğuna dair uyarıyı bu OneDrive tarafına da görüyorum. Hepsi bir arkadaşlar. Outlook, OneDrive ve Microsoft'un direkt yani diğer kullandığınız bütün uygulamaları o 5 GB'lık alandan veriyor kullanıyor. Biz OneDrive tarafında doldurmuşuz. Bakın burada bilgisayarımdan farkında olayım olmayayım bazı uygulamaları atmışım buraya ben. OneDrive'a entegre etmişimdir veya farklı bir şey olmuştur. Ve bunlar burada yer kaplamıştır. Benim 5 GB'lık alanımı şunlar kaplamış değil arkadaşlar. Çünkü bakın 3.14 GB, 1.92 GB neredeyse tamamını bu iki dosya işgal etmiş durumda. Ben hemen şu üstteki video linke klasörümü seçtim. Yukarıdan sil dedim. Silebilirim dedim. Buradaki bütün dosyalarımı sildim değerli arkadaşlar. Şimdi benim burada az önce gözükmüyordu. Şunlar da şimdi gözükmeye başladı. Şunları da sileyim. Şu 3 dosyayı da sildim. Sadece bir dosya bırakayım. 3.14'lük bir dosya bırakayım burada. Bütün geri kalanları sildim. Şimdi 5 GB yazıyor. 3.14 kullanılıyor. Geriye kalan kısım hala gösterilmiyor. Gösterilmez arkadaşlar. İşimiz bitti mi? Hayır. Bakın sol tarafta geri dönüşüm kutusu yazıyor. Geri dönüşüm kutusuna gelin. Az önce sildiğimiz dosyalar buraya gelecek. Ve şu anda geldi. Buradan da bu dosyalarımızın hepsini silmemiz gerekiyor. Seçtim ben az önce sildiğim 4-5 tane dosyayı. Sil dedim. Artık internet hızınıza bağlı olarak kısa bir süre içerisinde 5-10 dakika, 15 dakika neyse bu kota uyarısından artık kurtulmuş olacaksınız. Buradaki yaptığınız temizlik anında buraya da yani Hotmail tarafından yansıyacak ve siz sadece bu Hotmail tarafındaki maillerinizdeki verileri burada görebileceksiniz. Yani buradaki megabaytları görebileceksiniz. Tabii burada bıraktığınız dosyalar kısmına geldiğimde şu dosyalarınızın boyutlarını ölçün. İşinize yaramayan, ileride işinize yaramayacak olanları burayı da temizleyip artık burada kendinize bir alan açabilirsiniz değerli arkadaşlar. Dediğim gibi önemli olan neydi? Buradaki Outlook veya Hotmail'deki mail adresi ile OneDrive'daki mail adresi aynı olacak.
Hocam ben geldim. Outlook tarafına geldim. Hotmail tarafına geldim. Tamam, burası böyle gösteriyor. Geldim dosyalara. Burada da baktığımda yine böyle gösteriyor. Ama dosyaların kısmı boş hocam. Burada da geri dönüşüm de boş. Ama hala bu gözüküyor diyorsanız. Bakın şurada Microsoft'un size ücretsiz verdiği hizmetleri görebiliyorsunuz. İşte Takvim vardır, OneNote vardır, işte diğer Word, Excel, PowerPoint, online olanları vardır. Efendime söyleyeyim Teams vardır. Çeşitli uygulamaları size veriyor. Bu uygulamalara tek tek girip bu veriye eğer depolama alanlarına ulaşabilirseniz muhtemelen oradadır dosyalarınız. Oralardan da sildikten sonra geri dönüşümleri de boşalttıktan sonra şu depolama uyarısından tamamen kurtulabilirsiniz. Peki hocam silmek istemiyorum. Böyle devam etmek istiyorum diyorsanız ne yapabilirsiniz? Arkadaşlar onun için de depolama sınırları var Outlook'ta. Bunun için belli ücretler ödemeniz gerekiyor arkadaşlar. 365 abonesi olmanız gerekiyor. 365 aboneliğinde yıllık size bu depolama alanları veriliyor. 1 TB, 5 TB neyse artık. Buradan bakabilirsiniz. Örneğin şurada temel 365 paketi var. Burada ne veriyor size? 50 GB veriyor bakın. 100 GB OneDrive veriyor. Yıllık da 419 TL'ymiş buradaki ücreti. Buradaki ücreti ve buradaki ücretlerini farklı farklı tekliflerle size sunuyor. İstiyorsanız hani bunlarla uğraşmak istemiyorum hocam 5 GB dursun. Zaten az ben satın alayım da diyorsanız buradaki satın alma linkine, şuradaki linklere daha fazla depolama alanı edinin yazan yere tıkladığınızda bu satın alma seçeneklerinden o size uygun olanını alabilirsiniz ama unutmayın hepsinde ne yazıyor bakın yıllık, yıllık ve yıllık yazıyor. Bu şekilde de faydalanabilirsiniz değerli arkadaşlar. Kolay gelsin.